Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar, bu dersimizde trigonometri tekrar kampının 36 ile 45 arasındaki soruları çözeceğiz. Hemen bir sorudan başlıyorum. Çocuklar, soru elinizde, soruyu gördünüz. Bir tane ufak üçgen, ufak çember var. Bir tane büyük çember var. Ufak çember, dikkat edin, bir tane birim çembermiş. Büyük çemberin yarıçapını adam bana vermiş. Nasıl vermiş? OB'nin 2 cos x olduğunu söylüyor. Şurası 2 cos x, yaz. 2 cos x burası. Yazdık. Dikkat edin. OB yarıçapken OC de yarıçap. O zaman bunun tamamı da 2 cos x. Tamam. Bu cepte. Şimdi arkadaşlar, biz ufak çemberin bir birim çember olduğunu biliyoruz. Unutmayın. Yani yarıçap bir birim olan çember. Bizden ne istiyor? Şekildeki büyük çemberin çevre uzunluğu. Çemberin çevre uzunluğu ne arkadaşlar? 2 pi r. O zaman adam bana yarıçapı bul diyor. Başka bir şey yok. Yani yarıçapı ne yapacağız? Cos x'ten birim yerinden kurtaracağız. Birimlere götüreceğiz. Götürelim bakalım. Nasıl götüreceğiz? Şimdi Öncelikle dikkat edin, iki tane eşitlik verilmiş. Şimdi arkadaşlar, bir kere benim bildiğim şeyler neler? Ufak üçgene bakarsanız. Şimdi bu birim çember olduğu için yarıçap bir birim ya. Şurası bir geldi. Burası birken dikkat edin. Ben burada DA'yı bulmaya kalksam, DAX'in hangi dik kenarı? Karşı dik kenarı. Peki sen başka ne biliyorsun? Komşu dik kenarı biliyorsun. Peki sen karşı ve komşu ile ilgili ne biliyorsun? Tanjant biliyorsun. O zaman tanjant x'i ben buradan çekersem. Tanjant x eşittir. Karşısı AD. AD. Komşusu 1. AD tanjant geldi. Yaz. Burası tanjant x. Burayı yazdım. Burada tanjant x ise şurası tanjant x. Sen bunun tamamını dikkat et, ne biliyorsun? 2 cos x olduğunu biliyorsun. Tamamından. Eğer ki DC'yi çıkarsam geriye OD kalmayacak mı arkadaşlar? Geriye OD kalacak. Öyleyse geriye 2 cos x eksi tanjant x kaldı. OD'miz neymiş? 2 cos x eksi tanjant x. Tamam. Bu da cepte. Şimdi arkadaşlar, karşımızda dikkat edin, bir tane dik üçgen var. Dik üçgenin siz bir kenarın 1, diğer kenarın tanjant, öbür kenarında 2 cos eksi tanjant olduğunu biliyorsunuz. Şu açımda x olduğunu eminsiniz. Öyleyse ne yapabilirsiniz burada? Üç kenarı biliyorsunuz. İstediğiniz şeyi çekemez misiniz? İstersen sinüsü çek, istersen kosinüsü çek, istersen Pisagor yap. Her şeyi yaparsın burada. Ama daha basit olan sanki 1'i kullanmak. 1 ve hipotenüsle ilgili sen ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Dikkat et. Kosinüs biliyorsun. O zaman ben buradan kosinüsü çekersem. Cos x eşittir. Komşu dik kenar 1. Hipotenüs 2 cos x eksi tanjant x. Tamam. İşler şöyle yapıştır. Yapıştırıyorum. Dikkatini yapıştırıyorum. Bu durumda işler şöyle yaparsak. Cos x çarpı 2 cos x'ten 2 cos kare x yaptı. Eksi cos x çarpı tanjant x. Tanjant demek de sinüs x bölü kosinüs x demek değil mi? Coslar gitti. Eşittir 1. Çocuklar, en son elimizde ne kaldı? 2 cos kare x eksi sinüs x eşittir 1 kaldı. Şimdi denklemin hepsi sine bağlı olsa ben bunu çarpı ayıramaz mıyım? Kesinlikle ayırırım. Tabii kök varsa. Bu durumda cos kare gördüğüm yere 1 eksi sin kare yazsam, denklem hani sinüse bağlı, yani bir bilmeyene bağlı olarak yazsam. Cos kare gördüğüm yere 1 eksi sin kare yazıyorum. 1 eksi sin kare x eksi sin x eşittir 1 geldim. 2 içeri de attım. 2 eksi 2 sin kare yaptı. 2 eksi 2 sin kare x eksi sinüs x eşittir 1. At bunları karşı tarafa. Eksi 2 artı 2 yaptı. 2 sin kare x. Eksi sin x'i karşı tarafa attık. Artı sin x yaptı. Ardından 2'yi de karşı tarafa attım. Eksi 2'den eksi 1 eşittir 0 geldi. Ayır çarpanlarına. 2 sin x'e sin x. Sağ tarafta ayır, nasıl ayıracağım? Eksi 1'e artı 1 şeklinde ayırdım. Çapraz çarpma toplam ortaya veriyor mu? Evet veriyor. O zaman siz bunları karşılık yazarsanız arkadaşlar, buradan sinüsün birinci değeri ne gelir? 1 bölü 2. İkinci değeri ne gelir? Eksi 1. Peki sinüsü 1 bölü 2 yapan açı değeri kaç? 30 derece. O zaman x'imiz buradan bir 30 derece gelebilir. Bir de dikkat edin, x'imiz ne gelebilir? Sinüsü eksi 1 yapan açı değeri, yani 270 gelir. Ama arkadaşlar, şuradaki açının dar açı olduğu çok bariz. O zaman x'imizin 30 derece olduğu garanti. X 30 derece ise bu durumda ben yarıçapın 2 cos x olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Yarıçap 2 cos x iken x'imiz de neye eşitti? 30 derece. Yani burası cos 30 mu geldi? Peki cos 30 kaç? Kök 3 bölü 2. İkiler mi götürdü? Bu durumda benim yarıçapım kök 3 geldi. Yarıçap kök 3 ise ben çevre araştırıyorum. O zaman R yerine kök 3 yazdım. Cevap da 2 kök 3 pi geldi. Bu kadar arkadaşlar. Geçtim. Yatak sorusu. Diyor ki
Yastık başı kumanda ile hareket ettirebilen bir yatak görseli verilmişti. Bu yatak görseli arkadaşlar. Şu yatak. Buraya çizdim yatak. Tamam. Yastık başı AE konumdayken, ben size tarif edeyim. Şu konumdayken. Arkadaşlar normalde yatak şöyleymiş. Böyle bir düz konumdaymış. Kumandayı bunu yukarı çıkartmış. Onu anlatmaya çalışıyor. Burası 15'miş. Tamam. Konumdayken kumanda ile bir çember yayı çizerek AD konuma şu konuma gelmiş. Buna göre DAF alfa, şurası alfa. EH'ı burası 15 vermiş. Sin alfanın da kök 93 bölü 17 olduğunu biliyorum. Tamam mı? Şimdi bir kere arkadaşlar. Bir kere dik üçgene bir gidelim. Şimdi sin alfa kök 93 bölü 17 ise. Bir kere ben dik üçgene gittiğim takdirde. Şurası alfa. Şurası kök 93. Burası 17 gelecek mi? Eksinin kareleri farkından şurası çıkarsam ne gelecek? Şunun karesi 289 gelecek. Bunun karesi 93 gelecek. Çıkarsak ne geliyor? 100 kaç geliyor burası? 6. Burası kaç geldi? 196 geldi. Neyin karesi 196? 14'ün. O zaman bu kenarda 14 geldi. E şimdi ben bunların direkt bu değerler olduğunu bilmediğim için o zaman ben şuraya ne diyeyim biliyor musunuz? Şuraya kök 93 katını söyleyeyim. Buraya 14'ün katını vereyim. Burasında 17 katı olsun. Tekrar söylüyorum. Niye katlarını verdim? E direkt değeri eşit olduğunu bilmiyorum ki. Burası bir uzaklık. Bu da olabilir. Katları da olabilir. Bilmiyorum. Şimdi bundan sonra ne yapabilirim? Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Aslında bu yatak önceden şurada değil miydi? Buradaydı. E o zaman şuradaki uzunlukla bu uzunluk eşit olmak zorunda değil mi? Zorunda. E öyleyse 17K eşittir. 14K artı 15 geldi. At kayıt sol tarafa. 3K eşittir 15'ten. K kaç geldi? 5. K 5 ise benden ne istiyordu? Yatağı. Arkadaşlar ben burada bunu çizmedim ama şurada bakın. Şurasının bir dikdörtgen olduğu çok bariz. Yatakları düşünün. Zaten yatak dediğine göre dikdörtgen olmak zorunda herhalde. E burası K5 iken o zaman şuradaki uzunluk 85 mi geldi? Evet. E bu uzunluk 85 ise karşı kenarda 85 olduğu için cevabımız yani BC'miz 85 gelmiş oldu. Geçtim. Evet, iki tane üçgen vermiş. Buna göre sin alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi ben size verenleri söyleyeyim arkadaşlar. AD ile BD eşit. Yani ne var burada? İkizkenar bir üçgen var. İkizkenar dik üçgen var hatta. O zaman hemen açıları yaz. Buradaki açı 45 derece, şuradaki açı 45 derece olmalı. Bir şey daha söylemiş. AC1 BC7. Şurası C kenarı. AC1 vermiş. Bunun tamamında 7 olduğunu söylemiş. Direkt değerleri vermiş bakın. Katları falan değil. Direkt değerleri 7 santimdir demiş. E o zaman arkadaşlar ben sin alfa istiyorsam ben şu açının ilk önce bir tanjant çeksem. Bu arada arkadaşlar ben sinüs kosinüs çekmeyi sevmem. Ben tanjant çekmeyi severim haberiniz olsun. Ben tanjanttan yürürüm. Tanjanttan bulurum. En son onu dik üçgende sinüse yapıştırırım. Tamam mı? Haberiniz olsun. Şimdi şu açının tanjantla yürüsem. Tanjant alfa artı 45. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 7 gelecek mi? Gelecek. ACB üçgeninde. ACB üçgeninde. E bu durumda tanjantı toplam formülü geldi mi? Geldi. Açın bunu. Tanjant alfa artı tanjant 45 bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant 45 eşittir 7. Zaten sen bunların 1 olduğunu biliyorsun abi. Bunlar cepte. Yapıştır işlerçileri. 1 ile bunu çarparsan tanjant alfa artı 1 geldi. 7 ile çarparsan 7 eksi 7 tan alfa mı yaptı? Tan alfayı sol tarafa at, biri sağ tarafa at. Bu durumda 8 tan alfa eşittir 6'dan. Tan alfa eşittir 6 bölü 8'den 3 bölü 4 geldi. E tan alfa 3 bölü 4 ise gittik üçgene. Bir tane dik üçgen çizdim. Açıyı yerleştirdim. Çok yamuk oldu. Alfa. 3'e 4'müş. O zaman buraya 3 yazdım. 4 yazdım. 3, 4, 5. Özel üçgene geldi. Ne istiyor? Sin alfa istiyor. Karşı dik kenar bölü hipotenüsten sin alfamızda 3 bölü 5 gelmiş oldu. Geçtim. Evet gençler. Ha, geldik grafik sorusuna. Ne diyor bana? Diyor ki mutlak değer sin, mutlak değer x'in grafiği. Aman diyeyim. Mutlak değer sin, mutlak değer x'in grafiğini soruyor. Şimdi arkadaşlar. Bunun grafiğini çizmeden önce unutmayın. Mutlak değerli grafikleri çizmeden önce şunu bilmemiz gerekiyor. Mutlak değer arkadaşlar içe geçmişse her zaman en içten en dışa doğru çıkacağım, haberiniz olsun, tamam mı? En içten en dışa doğru çıkmamız gerekiyor. E o zaman bizim ilk önce sin x'in grafiğini çizmemiz gerekmiyor mu? Sin x'in grafiğini çizerim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sin x'in grafiği neydi? Bu arada fonksiyonun tanım kümesi es geçmeyelim. Fonksiyonun tanım kümesi eksi 2 pi ile 2 pi arasında çizmiş. O zaman arkadaşlar ben 0 ile 2 pi arasında çizeceğim. Biliyorsunuz ki sinüs periyodik bir fonksiyon. 0 ile 2 pi arasında grafiği neyse eksi 2 pi ile 0 arasında grafik de olmalı. Hatırlıyorsanız sinüsün grafiği şöyle bir grafikte. Şöyle bir grafikte. Mavi ile çizelim.
Şöyle bir grafikte. Bu sinüsün grafiği. Şurası 2 pi. Arkadaşlar 0 ile 2 pi neyse unutmayın. Unutmayın. Eksi 2 pi ile 0'da aynısı olmalı. Yani bu şeklin aynısı gelecek. Bu şeklin aynısı gelecekse ortaya şöyle bir şekil çıkacak demektir. Şurası da eksi 2 pi. Bakın dalga şeklinde. Dalga fonksiyonu zaten bunlar. Siz fizikten daha iyi bilirsiniz bunları. Dalga fonksiyonu bunlar. Şimdi neyi çizdim ben? Sinüs x'i çizdim. Sinüs x'i çizdim. Peki arkadaşlar sinüs mutlak değer x'in grafiğini ben nasıl çizeceğim? Çocuklar sinüs mutlak değerin grafiği demek hatırlayın. Sol tarafı komple sil. Sil. Neyin sol tarafını? Y ekseninin sol tarafını komple sil. Sağ tarafında kalan kısım neyse kopyala, sol tarafı yapıştır. Yani simetrisini al. Arkadaşlar bunu yapmaya gerek var mı? Yok. Niye yok? Çünkü ben bunu silsem. Diyelim ki sildim. Kopyaladım yapıştırdım. Aynı grafik gelmeyecek mi? Zaten ben bunu oradan çizdim. Bu periyodik fonksiyondu. Yani buradan ne çıktı? Sinüs x'in grafiğiyle bir kere sinüs mutlak değer x'in grafiği zaten aynıymış. Bu bitti. Tamam bunu buldum. Şimdi neye geldim? En büyük mutlak değeri. Nasıl bulacağım? Hatırlayın. X eksenin altına kalan kısmı alıp katlayıp üst kısmı aktarmıyor muyduk? O zaman x eksenin altına kalan kısmı aldım. Simetrik biçimde katladım ve üst kısma taşıyorum. Taşırsam da ortaya şöyle bir grafik çıkmayacak mı arkadaşlar? Bakın. Artık maviyi görmeyin. Şöyle bir grafik ortaya çıkacak. Dikkat edin. Maviyi görmüyorum tabi. Yani şöyle bir grafik. Bu da nerede var? Denizde var. Tamam. Geçtim. Geldim 40. soruya. Bir dikdörtgen sorusu vermiş. Alfa çocuklar bu tarz sorular ÖSYM tarafından çok soruldu bak. Bu soru çok soruldu haberiniz olsun tamam mı? Bu soru inanılmaz soruldu. Bu karede soruldu, dikdörtgende soruldu. Her yerde soruldu bu soru. Haberiniz olsun ona göre. Şimdi bir tane dikdörtgen vermiş. Alfa'yı vermiş. 2'yi vermiş falan fişman sinüs alfa vermiş. Neyi istiyor? Kos kare alfa eksi 3 kos alfa'yı istiyor. Bunu bulacağız. Bulalım bakalım. Şimdi bir kere dikdörtgende olduğuma göre kısa kenarlar birleşik olmak zorunda. Sin alfa ise sin alfa. 2 ise burası 2. 1. 1 geldi. Çocuklar bu tarz soruların mantığını anlatıyorum. Mantık şu. Unutmayın. 2 iç bir dıştan ortadaki açı yakalamaya çalışacaksınız. Ama unutmayın. Siz dik üçgende trigonometri yapıyorsunuz. Dik üçgende. Yani dik üçgenin o açılarını kullanarak alfa yapmak zorundasınız. Tekrar söylüyorum. 2 iç bir dış yapacaksınız dedim ya. 2 iç bir dış yaparken oradaki kullanacağın iki tane açı dik üçgenin iki açısı olmalı. Aynı dik üçgen olur. Olmaz fark etmez. Sıkıntı yok tamam mı? Şimdi gördüğüm iki tane dik üçgen var. Siz bir kez şunların 90 derece olduğunu biliyorsunuz. Ben şuraya A desem arkadaşlar. Şuraya da B desem. İki tane iç açının toplamı bir dış açı yapıyor mu? Yapıyor. Ve dikkat edin. B açısı şurada bir dik üçgende. A açısı burada bir dik üçgende. Tamam. O zaman A artı B eşittir alfa geldi. Şimdi arkadaşlar her iki tarafın kosinüsünü istiyor ama kosinüsünü alacağım ama ben kosinüs sevmiyorum. Hatırlarsanız tanjantı seviyorum. Tanjanttan bulacağım sonra kosu çevireceğim haberiniz olsun. Her iki tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant A artı B eşittir tanjant alfa. Aç bakalım tanjant A artı B'yi. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Hemen tanjant A ile tanjant B'yi çekelim. Şuradaki dik üçgenden tanjant A. Karşı dik kenar sin alfa, komşu dik kenar 1. Öyleyse tanjant A dediğim değer sin alfa geldi. Geldim tanjant B'ye. Karşı dik kenarı sin alfa, komşu dik kenarı 2. Öyleyse tanjant B değeri de sin alfa bölü 2 geldi. Yazıyorum yerine. Tanjant alfa eşittir. Eşittir. Tanjant A'mız ne? Sin alfa. Artı tanjant B'miz ne? Sin alfa bölü 2. Bölü 1 eksi sinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2. Çarp ekle. Ne geldi burası? 3 sin alfa bölü 2 bölü. Arkadaşlar bunları çarparsak 1 eksi şurası eksi sin kare alfa bölü 2 gelmiyor mu? Birden de çıkartın ne gelecek? 2 eksi sin kare alfa bölü 2 geldi. Ters çarp çarp ikiler uçtu. Peki sol taraftaki ifade neydi? Tanjant alfa. Onu da açıyorum. Nasıl açıyorum? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa şeklinde açıyorum. Eşittir. Ne geldi? Pay kısmından 3 sin alfa geldi. Bölü payda kısmından 2 eksi sin kare alfa geldi. Ben buradan sin alfa'yı götürür müyüm? Kesinlikle götürürüm. Çünkü ben sin alfa'nın burada sıfır olmadığını biliyorum. Arkadaşlar burada işaret işaret yaparsak. O zaman cos alfa eşittir. Şurada 1 kaldı burada 1 kaldı. 2 eksi sin kare alfa geldi mi? Geldi. Benden cos'u istediği için ne yapıyorum? Sin kareyi cos'u çeviriyorum. Sin kare demek ne demekti? 1 eksi cos kare. Yerine yaz.
Öyleyse 2 eksi 1 eksi cos kare alfa geldi. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Bundan sonra çocuklar burada bir şey unutmayalım. Dikkat edin. Sinler bunu götürdü. Şurada 3 kaldı. Aman diyeyim. Burada 3 kaldı. Aman diyeyim. Buna çarparsam şurası 3 cos alfa yapar. Evet. Tamam. Eksi içeri dağıttım. Eksi içeri dağıttım. 3 cos alfa eşittir. 2 içeri dağıtırsak. Eksi başta bir dağıtalım. Eksi 1 artı cos kare alfa yaptım. 2'den de 1 çıktı. Ne kaldı burada? 1 mi kaldı? 1 artı cos kare alfa geldi. Arkadaşlar şuradaki 3 cos alfayı sağa atıp 1'i sola atarsanız o zaman eksi 1 eşittir. Cos kare alfa eksi 3 cos alfa gelmedi mi? Bu zaten aranan cevap. Bitti. Bu kadar. Geçtim. Evet. Yani bakınca lan bu ne dediğin bir soru ama arkadaşlar yani komik. Neyse komik. Bir şey demek istemiyorum. Bakın şimdi soruya bakın. Ya soruyu görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben size soruyu anlatacağım. Şekli çizmeye gerek yok çünkü. Diyor ki bana yarıçapı bir birim olan daire biçimindeki bir kartondan çeyrek daire biçiminde bir parça kesip çıkarılıyor. Çeyrek daire çıkarılıyorsa şuradaki açı 90 derece olmak zorunda mı? Zorunda. O zaman tam açıdan geriye kalan açı kaç derece olmak zorunda? 270 derece olmak zorunda. Peki ben buradan eğer ki bir çeyrek daire çıkartıyorsam öyleyse ben bunu merkezden çıkartmıyor muyum arkadaşlar? Evet. O zaman şuradaki açı merkezdeki açı. Merkezdeki açı 270 derece ise o zaman yayda gördüğü uzunluk da 270 derece olmak zorunda değil mi? Evet. Yayda gördüğü uzunluk 270 derece. Diyor ki bana çıkart diyor. Kalan karton parçası rastgele bir şekilde ikiye ayırıyor. Bak kalanı şuradan kesmiş rastgele ikiye ayırmış. Oluşan iki karton parçasında eğri biçimdeki yayların uzunlukları şekildeki gibi x ve y'dir. Buna göre sin x bölü sin y kaçtır? Çocuklar bunun tamamı kaçtı? 270. O zaman şunun tamamı da 270 olmalı. Dikkat edin adam rastgele kesti. Öyleyse sen şunu buldun. X artı Y 270. Şıklara bakıyorum. Adam şıkları Y'li yazmış. Benden istenen sin X bölü sin Y. O zaman ben burada X'i Y'li yazmalıyım ki sonuç Y'li gelsin. Buradan ne yapıyorum? X'i Y'li bırakıyorum. At bunu karşı tarafa. Sinüs X'imiz 270 eksi Y gelecek mi? Gelecek. Bölü sinüs Y. Çocuklar 270'ten biraz çıkarsa kaçıncı bölge düşersiniz? Üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede sinüs işareti ne? Eksi. Sinüs 270'te isim değiştirdi. Kosinüs oldu. Açıyla aynen yaz. Bölü sin y. Sen kos bölüsünün kotanjant olduğunu biliyorsun. O zaman cevap eksi kotanjant y geldi. Lütfen arkadaşlar korkmayın bu tarz sorulardan. Rica ediyorum. Devam ettim. Şimdi bak gözüm kapalı soru daha okumadan. Şekli gördün mü? Şekilde birden fazla dik var mı abi? Var. Kesinlikle burada açılara isim vereceksin. Bu banko ya. Bunun kaçarı yok yani. Bu kaçarı yok. Şimdi soruyu okuyalım. Sin alfa vermiş burasını. AB neresi? AB şurası ne istiyor? AB'nin alfa türünden eşitini istiyor. Şimdi arkadaşlar bir kere bilmiyorum açıları bir isim verelim. Alfa ise beta olsun. Beta ise alfa artı beta 90 yaptığı için alfa olacak. Alfa ise beta olacak. 90 burası. Beta ise alfa olacak. 90 alfa beta olacak. Heh tamam. Yolu belirledik. Bak şimdi yolu nasıl belirledim? Şimdi ben AB istiyor muyum? İstiyorum. Çocuklar size hep hem birim çemberde hem dik üçgenlerde hani o sinüs kosinüsü çekmenin mantığı neydi? Ne diyordum ben size? Elinizdeki bilgi ne? Hipotenüs. Ne istiyorsun? Karşı dik kenar istiyorsun. O zaman sen karşı hipotenüsle ilgili ne biliyorsun? Sinüsü biliyorum. İki tane bilgi yakalaman gerekiyor. Yani şu üçgende bir bilgi bir de istenen kenar yakalaman lazım. Dikkat et. Zaten AB isteniyor. AB değiştiremezsin. O zaman senin ya CB'yi bulman lazım ya da CA'yı bulman lazım ki buraya alfa türünden bulabilesin. Şimdi o zaman ben yolu şöyle seçiyorum. Hani bilinen bu tarafta ya. Bu taraftan bulmaya başlıyorum. Bakın şöyle bir şey yapıyorum. Buradan buradaki üçgenden ilk önce neyi bulacağım? Şuradaki kenarı bulacağım. Bu kenarı bulduktan sonra buradaki üçgenden alfa türünden bu kenarı bulacağım. Bu kenarı bulduktan sonra da buradaki üçgenden AB'yi bulacağız. Yol bu. Başlıyorum. Şimdi nereyi istiyorum? Buradaki kenarı istiyorum. Şurası D'ymiş. O zaman sen alfanın neyini biliyorsun? Karşısını istiyorsun. Biliyorsun. Ne istiyorsun? Hipotenüsü istiyorsun. Sen karşı ve hipotenüsteki ne biliyorsun abi? Sin alfa biliyorsun. O zaman sin alfa çek. Sin alfa eşittir. Alfanın karşısı sin alfa. Hipotenüs bilmiyorum DB. Çocuklar karşılıklı sin alfa gitti mi? O zaman DB 1'miş. Kendisi geldi. DB 1. Şurası 1 geldi. Cepte. DB 1 ise bak şimdi ne istiyorsun? Bu DBC üçgeninde alfanın karşısını biliyorsun. Alfanın komşusunu istiyorsun. Peki sen karşı ve komşuyla ilgili ne biliyorsun? Tanjant veya kotanjant. Kotanjant çek. Kotanjant alfa eşittir. Komşu dik kenar BC.
Bölü karşı dikkenar 1. E BC'de kotanjant geldi mi? Geldi. Bakın dikkat edin. İspatlarını yapa yapa ilerliyorum. Tak diye tanjant, tak diye kotanjant yazmıyorum. Dikkatli olun arkadaşlar. Siz de böyle yapın. Kotanjant alfa. Geldim buradaki dik üçgene. Ne istiyorum? AB yani hipotenüsü. Bana ne verilmiş? Alfanın karşısı verilmiş. Peki sen karşı ve hipotenüsle ilgili ne biliyorsun? Sin alfa biliyorsun. O zaman sin alfayı çek. Çekersen. Sinüs alfa eşittir. Karşı dikkenar kotanjant alfa. Hipotenüs AB. Şimdi arkadaşlar ben buradan AB çekmek istiyorum. Orantı gereği. Şöyle çaprazları yer değiştir. Çarpma şekli ya bunlar. O zaman senin AB dediğin şey kotanjant alfa keza o ne? Cos bölü sin bölü sinden. Payı sabit tut, pay diye ters çarp. Cos alfa bölü sin kare alfa geldi. Arkadaşlar bunlardan belki de hiç abartmıyorum size. Hem konu altında hem burada belki de 30-40 tane soru çözdüm. Artık lütfen bunları karıştırmayın olur mu? Yani buradaki mantık ne? Artık bunu öğrenelim. Yani bu videoyu izleyen öğrenciler artık bunları öğrenmesi lazım. Buradaki mantık şu. Bir üçgen yakaladığın zaman, neyi biliyorsun, neyi istiyorsun? Hep bunu yürüyeceksin. Neyi biliyorsun, neyi istiyorsun? Hep bunun üzerine yürüyeceksin. Başka bir şey yok. Bu kadar. Hatta çıkmış sınav sorusu bile bunun üzerine çözmüştük, hatırlayın. Ben soruyu okuyayım arkadaşlar. Soru gözükmüyor olabilir. Belirli bir bölgede aylık ortalama sıcaklık periyodik olarak minimum 14 santigrat derece, maksimum 38 santigrat derece arasında değişiyormuş. Zaman t olmak üzere f fonksiyonun zamanı bağlı fonksiyonu hangisi olabilir? Sana diyor ki burada verdiğim fonksiyonlar sana sıcaklığı veriyor. Bana minimum 14, maksimum 38 verecek ifade bul diyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Burada verilen cos fonksiyonu dikkat edin. Cos fonksiyonları pi bölü 6 çarpı t. Peki cos'un değer aralığı neydi arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 arası değil miydi? Yani cos en küçük eksi 1, en fazla 1 alıyordu. Burada ne yazarsa yazsın umurumda değil. O zaman A şıkkına bakarsanız. F t eşittir 26 artı 12 çarpı kosinüs pi bölü 6 t. En küçük değeri öğrenelim. Bu ifadenin en küçük değeri kaç? Eksi 1. Yerine yazarsam 12 çarpı eksi 1. Eksi 12 geldi. 26'dan 12 çıktı. 14 geldi. Minimum derece uğraştım. Peki kosinüs alabileceği maksimum değer kaç? 1. E burası 1 ise 1 çarpı 12 12. 26 daha 38 yaptı. E bu da bana maksimum değeri verdi. O zaman cevap Adana dersiniz. Diğerleri sağlam yakışır. Geçtim. Bir tane tekne varmış. Şekildeki gibi kıyının şu A noktasından teta açısı yapacak şekilde denize açılmış ve doğrusal bir rotada yol almış. Doğrusal. Teknenin herhangi bir T anında aldığı yol FT eşittir. Kosekant T çarpı teta. Herhangi bir T anında aldığı yol. Nerede? Bu doğrusal yol üzerinde, tamam mı? Buna göre T eşittir 2 anında teknenin bulunduğu noktanın kıyıdan uzaklığı, demek ki dikineceğiz. Teta türüne eşittim. Diyelim ki şu nokta olsun arkadaşlar. Şu nokta. T eşittir 2 noktası bu nokta olsun. O zaman benden istediğin mesafe neresi? İşte burası. Buna da bir isim verelim. B olsun. Şurası da C olsun. Ben artık neyi istiyorum? BC istiyorum. Tamam mı? Bir kere T eşittir 2 anında aldığı yolu bulabilmek için benim burada T görmeyi 2 yazmam gerekmiyor mu? T yerine 2 yazarsam o zaman aldığı mesafe kosekant 2 teta. Yani şuradaki dik üçgende hipotenüs kosekant 2 teta geldi. Bak şimdi. Hep aynı şeyler. Benden adam neyi istiyor? BC'yi. Neyi vermiş? Hipotenüsü. Ayrıca BC tetanın neyi? Karşı dik kenarı. Adam senden karşı dik kenar istiyor. Hipotenüsü vermiş. Sen karşı dik kenar ve hipotenüsle ilgili ne biliyorsun artık? Sinüs. Çek onu. Çektim. Sinüs teta eşittir. Karşı dik kenar BC. Hipotenüs kosekant 2 teta. Paydasında gizli bir var. İşler patlatın arkadaşlar. İşler patlatırsak bu durumda sinüs teta çarpı kosekant 2 teta. Keza kosekant 2 teta demek ne demek? 1 bölü sinüs 2 teta demek değil mi? Peki sinüs 2 teta'yı da yarım açıya açarsak 1 bölü 2 çarpı sinüs teta çarpı cos teta gelmeyecek mi? Bu da BC eşit. E bu durumda sin tetalar gitti. BC'miz 1 bölü 2 cos teta geldi. Arkadaşlar artık bu soruları yapacağınıza inanıyorum. İnanıyorum yani. Geldik katlama sorusuna. Bak şimdi. Böyle bir üçgen varmış, tamam mı? Başlangıçta böyle bir üçgen var. Bana diyor ki üçgenin, hatta isim verelim. ADC'miş şurası. ADC burası B'ymiş. ADC üçgeni AD boyunca katlandığında C buraya gelmiş. C artı C üssü olmuş. Olay bu. Buna göre sorduğu soru ne?
Sinüs alfa kaçtır? Şu açının sinüsünü istiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Katlama sorununa hakim misiniz bilmiyorum. Katlama sorunu olayı ne? Olayı ne? Olay şu. Bir kere katlanan doğruya göre olan açı açıortay olmak zorunda. Yani ben bunu buradan alıp da buraya katlıyorsam, bak şekil şurada. Dikkat edin, AC hani yaprak gibi, bakın yaprak gibi düşünün. Aldım ben bunu buradan, buradan buraya katlıyorum. Bu durumda AC buradan buraya gelmeyecek mi? Gelecek. Bak C üst dediği yer burası. Şurası C üstü. Tamam mı? Unutmayın. En önemli yeri söylüyorum. Daima katlanan doğruya göre olan açı açıortay olmak zorunda. O zaman bu açı A. E tamam B'di. O zaman buraya B eksi A kaldı. Bak burası B eksi A'ymış. Alfamız aslında B eksi A'ymış. Tamam mı? Tamam. E bir de arkadaşlar, siz bu doğruyu buradan aldığımız oraya getirdiniz. O zaman şu iki kenar eşit olmak zorunda. Bu doğruyu da alıp buradan buraya kattığınız için 1 ise 1 olmak zorunda. Buraya 3 kaldı. O zaman burası 1. Burası 3. Şu açının A olduğunu biliyorum. Burası dik arkadaşlar. Şuradaki açı. Tamam. 2 olduğunu zaten şurasını vermiş. Tamam. Buna göre benden ne istiyor? Sin alfa istiyor. Şimdi arkadaşlar şimdi. Burada. Ben alfa eşittir B eksi A'nın. Alfa eşittir B eksi A'da. Ne yapacağım? Sin alfayı bulacağım. Sin alfayı bulmak yerine her zaman olduğu gibi ilk önce tanjant bulsam sonra sinüs çeksem olur mu? Olur. Ben tanjant çekmeyi seviyorum, haberiniz olsun. Her iki tarafı tanjant alınca tanjant alfa eşittir tanjant B eksi A geldi. Aç şimdi bunu. Tanjant B eksi tanjant A bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B geldi. Tanjant B nereden çekeceğim? Buradaki üçgenden. Dikkat et. En baştaki mavi üçgenden. Karşısı 4, komşusu 2, tanjant B 2 geldi. Aynı şekilde geldim buraya. Tanjant A'yı çekmem gerekiyor. Karşısı 1, komşusu 2. Bu durumda tanjant A'dan 1 bölü 2 geldi. Al yaz yerine. 2 eksi 1 bölü 2 bölü 2 artı, pardon, 1 artı 2 çarpı 1 bölü 2'den burası 1 geldi. 1, 1 daha 2 yaptı. 2 kere 2, 4. 1 çıktı. 3 bölü 2. 3 bölü 2 bölü 2'den ne geldi burası? 3 bölü 4 mü geldi? Ne işti bu? Tanjant alfaya. Tanjant 3 bölü 4 ise bir zahmet artık dik üçgene gidelim ve sinüsü bulalım. Gittim dik üçgene. Yerleştirdim alfayı. Karşısı 3, komşusu 4, hipotenüs 5. Sinüsü çek. Karşı dik kenar bölü hipotenüsten cevap 3 bölü 5 gelecek. Evet çocuklar, yani tekrar söylüyorum. Lütfen söylediklerimi unutmayın. Söylediklerimi lütfen unutmayın. Yani bunlarla ilgili kaç çok soru çözdüm ki artık bu açılara isim vermede, işte ne bileyim birim çemberde karşı verince, komşu verince tanjant çekmekte bunlarda sıkıntı olmaması lazım. Artık bunda sıkıntı yaratmamanız lazım. Eğer ki sıkıntı varsa lütfen dönün izleyin bakın. Ya bunlarla ilgili bol bol soru çözdüm. Hatta birim çemberdeki trigonometri sorularını çözdüm. Hiç yapamıyorsanız dönün ona bakın. Orada sadece 10 tane bunlarla ilgili soru çözdüm. 10 tane, tamam mı? Mutlaka dönün onlara bakın. Mutlaka bunlar size çok şey kazandıracak. Ve siz de biliyorsunuz ki ÖSYM mutlaka sınavda böyle bir tane soru geliyor. Bir tane soru gösteriyor. Çıkmış sınav sorunu çözeceğim. Konular bitince, yani sorular bitince, işimiz bitince çıkmış sınav sorunu çözeceğim. Son 20 gün kala, 25 gün kala. Orada göreceksiniz ki ÖSYM her sene mutlaka bu tarz bir tane sormuştur. ÖSYM bu tarz çok seviyor. Haberiniz olsun, ona göre çalışın. Evet arkadaşlar, benden size bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.